yavaş. Açık, çak, çak, kesin. Çabilir miyiz lütfen? Şöyle alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çambaşı daha evvelden mahalli bir merkezdi. Şimdi ise Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, kış merkezlerinin biri olmasına çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Palandöken'le, Kartalkaya'yla, Uludağ'la rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Daha sonraki hedefimiz ise bir dünya merkezi olarak Innsbruck gibi Avusturya'daki bir merkez haline gelmesine çalışıyoruz. Bunun için çok planlı, programlı bir şekilde otel yapımı, çevrelerin düzeltilmesi, kayak merkezi, teleesiyecilerle birlikte bungalov evlerle çok güzel bir hale getirdik. Ve bungalovlar 6-7 ay önceden doluyor. Çayı güzel. Bunu da yiyeceksiniz. Ondan sonra havada karada denizde enerji alacaksınız. Muazzam bir göl olsa. Bak bunu şimdi yaparız. Yani Murat, yapalım. Tamam, vermişsiniz. Şimdi dozer 60'taydı. Şu çatalpınarda bir haftalık işi var, buraya alacağız. Nereye gideceksin? Şuradaki şu yanları yer alacaksın. Düz zemin var ya, burası birden yükseliyor. Burada yamaç yapacağız. Aldırdan su alır mı? Gelsin işte, sincel olur. Göl seviyesi nasıl yedin? Çok şey kazacak bana. Ayak kayısımız aynı şekilde. Gelin. Çelik çatı imalatlarımıza başladık. Yukarıda da binanın oda olan bölümlerinde de çatı imalatımız devam ediyor. Burada 80 oda, 120 yataklık çok güzel bir turistik tesis, otel kuruyoruz. İş adamlarımızla birlikte. Onlarla bir bütün içinde bir çalışma yaptık. Gayet güzel bir eser ortaya çıktı. Şimdi telesiyeciyle, kayak merkeziyle, lokantalarıyla, konferans salonuyla ve ayrıca bazı sürprizlerimiz var. Özellikle futbol takımları için bir de stat da yapacağız buraya. Dolayısıyla antrenman sahaları yapılacak. İnşallah milli takımımız olur, diğer takımlar olur. Yurt dışından buraya kamp yapmaya da gelecekler. Bilimsel toplantılar yapacağız. Mesleki toplantılar. Ve aynı zamanda da turizm sahasında büyük bir esere sahip oluyoruz. Ayrıca kayak merkezimiz çok çok güzel. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bizim bundan sonraki hedefimiz Palandöken'le, Kartalkaya'yla, Uludağ'yla yarışmak. Zaten havaalanımız da hemen deniz kenarında. Kendine özgü bir yer kazanmış olacağız. Burayı biz neredeyse yeniden altyapısıyla, yağmur sistemleriyle, kanalizasyonuyla bir kere toprak altında yeni bir çambaşı kayak merkezi yapıyoruz. Pist sistemini değiştiriyoruz. Teleesiyeci ve buradaki sosyal sahaları, lokantaları büyütüyoruz. 200 kişiye yemek verecekken 2000 kişiye verecek kadar büyük bir hale getiriyoruz. 2000 yeni ağaç dikiyoruz. Tuvalet sistemi, kayak sistemleriyle, pistleriyle fevkalade güzel bir hale gelecek. Ayrıca ben biraz önce de arkadaşlarımıza bir sürpriz olarak da hatırlattım. Ayrıca bir kar makinesi de alacağız. Zaman zaman karın az yağdığı ve eridiği zaman da
suni karı kendimiz oluşturacağız. Dolayısıyla buranın karlı günleri daha da artmış olacak. Dolayısıyla dünyanın sayılı kar merkezinde, kayak merkezinde ne varsa çam başımızda da bu olacak.